Kadın eliyle gezen tavuk yumurtası projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Düzenlenen tanıtım etkinliğinde açıklamalarda bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, 350 kadınımıza 105'er adet ATAX cinsi yumurta tavuklarının dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 350 kadınımızın hayatında çok şey değişecek dedi. Çok da güzel bir birleşim oldu. Kaşan'da bizler bayanlarla çok güzel bir oluşum oluşturduk. Uzak Yemekçi Kadın Kooperatifi olarak. Valimizin desteğiyle sağ olsun emeğimiz kazanıyor projesi vardı. Onun sayesinde para kazanmaya başladık. Kooperatifleşme yolunda ilerleyelim diye düşünürken Ayten Hanım'ın, Sayın Hanımefendimizin Keşan'a ziyareti bizi cesaretlendirdi. Hep beraber bir oluşum içerisine girelim dedik. Kooperatifleştik. 2 hafta önce Antalya Yörek'teydik. İnanın orada 650 tane kooperatif katılmıştı 81 ilden. Trakya olarak ne kadar önde olduğumuzu gördük. Kadınlarımız, özellikle köylerimizde kadın yetiştiricilerimiz üretime, tarımsal üretime, bitkisel üretime, hayvansal üretime yapmış oldukları katkıları hepimiz çok iyi biliyoruz. Kadın yetiştiricilerimizin özellikle hayvansal üretime katkı sağlamaları, bu katkıları arttırmaları için böyle bir projeyi yapmış olduk. Yine aynı şekilde bir istihdam sağlamak kadınlarımıza yönelik. Bu istihdam neticesinde de evet kadınlarımız yine ev ekonomisine büyük katkı sağlayacaklar bu proje sonunda. Peki dünya nüfusunun yarısını oluşan kadınların, oluşturan kadınların hayatın her alanında yer almaları çok önemli. 21. yüzyılı şekillendirecek olan kadınların hayatın her alanına katılımıdır. Ama kadınlarımızın karar mekanizmalarında yer almalarının yolu da ekonomik olarak güçlenmelerinden geçiyor. Bugün bu projeyle de kadınlarımızın ekonomik olarak güçlenmesi, ekonomik hayata, sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayacak olmaktan, buna vesile olacak olmaktan çok mutluyuz. Devletimizin ve hükümetimizin temel önceliklerinden bir tanesi kadınlara yönelik olarak gerçekleştireceğimiz hizmetlerdir. Siz bir ülkeyi gelişmiş ülke kategorisinde saymak istiyorsanız, gelişmişliğin ölçütlerinden bir tanesi de ekonomik hayatın içerisinde, sosyal hayatın içerisinde, toplam istihdamın içerisinde kadınların yüzdesel olarak ne kadar yer aldığıdır. Burası da gene kadınlarımızın üretmiş oldukları kaliteli ürünlerin çok rahat şekilde ve uygun koşullar altında pazarlanabileceği bir merkez olarak hepinize hizmet edecektir. İl özel idaremizin imkanlarını kullanmak suretiyle Fevzipaşa İlköğretim Okulumuzu restore ettik ve aynı zamanda tarihi binanın yanı sıra yan tarafında bulunan gene betonarme binayı da onarımdan geçirmek suretiyle burayı da yine kadınlarımıza yönelik yoğun şekilde kadınlarımızın faydalanacağı bir sosyal yaşam merkezi haline getiriyoruz. Ne yapıyoruz biz? Gücümüzü birleştiriyoruz. Bir tarafından il özel idaremizin imkanlarını kullanıyoruz. Bir tarafından valilik olarak sahip olduğumuz imkanları kullanıyoruz. Öbür taraftan gönüllülerimiz kendileri candan gönülden çalışmalarını, emeklerini ortaya katıyorlar. Öbür taraftan benim ilçe tarım müdürlerim, il tarım müdürüm gecesini gündüzüne katmak suretiyle bu proje başarıya ulaşsın diye çalışıyor. Bir tarafında emek var. Bir tarafında mutlaka ki sermaye var. Ama hepsinden çok daha öte sizlerin içtenliği ve samimiyeti var.